arkadaşlar. Yani maçı çok değerlendirmek ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum. Çünkü Eskişehirspor köklü bir camia. Sorunları var, sıkıntılar var. Genç bir takıma geldiler ama tabii geçen hafta aldıkları 10 kişiyle özellikle Balıkesir'e karşı aldıkları 2-2'lik sonuç, beraberlik, 1 puan onları motive etmiş gözüktü ve biz golü bulana kadar zorlanacağımızı biliyorduk. Nitekim de öyle oldu. Golü bulduktan sonra yine biraz sıkıntı yaptık açıkçası. Çünkü bu tarz maçlar hafta başından beri ifade ediyoruz. Bu tarz maçlar hep zor olmuştur. Kazaya gelmemesi gerekir. Hedefe oynayan takımsanız özellikle. Bu anlamda kazandığımız için mutluyuz. Eskişehirspor'da bu ligin, hatta bu ligin demeyeyim, Türk futbolunun hem marka değerini yükselten hem de keyfini getiren bir kulüp durumunda. İnşallah onlar da sorunlarını çözer. Daha keyifli bir lig haline gelir. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle birinci gol, ilk gole kadar disiplinli oynadık. 1-0'dan sonra biraz disiplini elden bıraktık. Devre arasında biraz oyuncularımızla konuştuk. İkinci yarıya daha istekli, arzulu başladık. Ama özellikle kırmızı karttan sonra rakibimiz de genç oyuncular tabii. Yapacağı pek bir şey kalmadı. Tabii biraz averajda lazımdı liderlik için. O yüzden biraz oyuncularımız da o farkı artırdılar. Dolayısıyla kutluyorum oyuncularımı. Yolumuza devam ediyoruz. 3'te 3 yaptık. İnşallah böyle devam etmeyi planlıyoruz. Tabii bir de ya şimdi ben saha olayına geleceğim. Bazen böyle söyleyince sanki mazeret gibi oluyor ama futbolun gerçeği. Şimdi bizim Türk futbolunun ekonomik değeri hakikaten had safhada ama marka değeri had safhada. Fakat oynadığımız şu saha gerçekten 3. dünya ülkesi de yoktur. Patates ekseniz bitmez böyle bir saha. Hele bizim gibi futbol oynamak isteyen takımlar için handikap. Ama biz bunu da maçtan önce öngörmüştük. Özellikle duran toplar belirleyici olacak. Duran toptan gol bulabiliriz diye. Nitekim de ilk golü öyle bulduk. Dediğim gibi tabii bakım alacaklar Osmanlıspor, haftaya Osmanlıspor maçından sonra bakım alacaklar sahayı. İnşallah güzel bir saha olur. Hem Ankara Gücü hem Osmanlıspor hem de biz futbolun keyfini Ankaralılara göstermeye gayret ederiz. Yolumuza devam ediyoruz. Sorusu olan Ali abi. Hocam tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Sezonun ilk 4 maçının çok önemli olduğunu söylemiştiniz. Evet. Bu süreçte 3 haftayı geride bıraktınız. Sizi en çok memnun eden skorların dışında ne oldu? Bir de transferin sonu yaklaşıyor. Takıma herhangi bir takviye düşünüyor. Ya şimdi beni en çok memnun eden şey, şimdi hep duyduğumuz, tabii olayın içinde değildik. Geçen sene takımımızda bir düştü biliyorsunuz bir alt lige. Bir dağınıklık olduğu, işte bazen konsantre olamadığı oyuncuların. Beni en çok mutlu eden şey oyuncularımın maça çıkmadan, çıkarken saha içinde birbirleriyle yardımlaşmaları, uyarmaları, hedefe kilitlenmeleri. Bu en Selçuk Şahin'den tutun, Hakan Arkan'dan, Sesenyon'dan tutun da en alttaki Berat'a kadar böyle bir birliktelik var. Bu beni çok mutlu ediyor. Zaten eğer biz başarılı olacaksak, şampiyon olacaksak bu birliktelik sayesinde olabiliriz. Bunun bilincinde olarak hareket ettiği için oyuncularım, o beni çok mutlu ediyor. Zaten oyuncularım kaliteli. Oyunun iyi yönünü, doğru yönünü oynayabilecek kalitede, kalibredeler. O yüzden beni mutlu eden bu en çok. Tabii skorlar da geldi böyle birliktelik olunca. 3'te 3 yaptık. Mutluyuz tabii. Ama bu şimdi averajda yanılmıyorsam lider olduk. Bunu sezon sonunda da böyle tamamlamak istiyoruz. Ana hedefimiz bu. Transfer konusuna gelince yani şu anda transfer çok düşünmüyoruz açıkçası ama hani son dakikada hayır diyemeyeceğimiz bir oyuncu olur. Belki bize hem kişilik karakter anlamında hem de performans anlamında katkı sağlayacak, hayır diyemeyeceğimiz bir oyuncu olursa belki düşünebiliriz ama şu anda öyle bir planımız yok. Başka sorsan. Hocam tebrikler. Teşekkür ederim. Hocam Mert ve Klaro'yu zaman zaman uyardım. Özellikle ilk yarıda. Onların performansını nasıl değerlendirirsiniz ve sezon boyunca Bekir ve Yasin ikilisiyle mi devam etmeyi düşünüyorsunuz? Güzel soru. Yani şimdi Mert
hakikaten güzel bir çıkış içinde. Bazen sesimizi yükseltiyoruz. Çünkü daha iyi olması için. Eğer Mert bu tempoda, bu anlayışta giderse Türk futbolu çok güzel bir stoper kazanıyor. Hem milli takım için belki biraz erken gibi düşünebilirsiniz ama ben bunu öngörüyorum. Ha, yarın olur olmaz bilemiyorum ama olacağını çok düşünüyorum. Claro da Mert de çok iyi oynuyorlar ama zaman zaman uyardığım şey maçtan önce de söyledim. Sahanın zemini çok kötü. Riskli paslar atmayın diye. Bir iki tane riskli paslar attık. O anlamda uyardım. Diğer sorunuz Bekir ve Yasin. De bizim oyuncumuz. Diğer oyuncular da bizim oyuncumuz. Zaman zaman girişler çıkışlar olacak. Ama istikrarlı bir kadroyla devam etmek her zaman avantajdır diye düşünüyorum. İyi gittiği sürece, işler iyi gittiği sürece istikrarlı bir kadro devam etmek bir ihtiyaç. Ama öbür oyuncularımla da hep temas halindeyim. Hazır tutmaya çalışıyorum. Çünkü eğer biz şampiyon olacaksak bizi şampiyon yapacak oyuncular içeride oynayan değil, dışarıda kenarda bekleyen oyuncular. Ben buna inanıyorum. O yüzden de çok teşekkür ediyorum. Kenarda bekleyen, sonradan oyuna girer oyuncularıma. Onlar da güzel katkı veriyorlar. Hem performans olarak hem de anlayış olarak. Başka soru soran var mı? Evet Meriç abi. Tebrikler önce. Teşekkür ederim. Lider olmanın baskısını yaşayacak mısınız? Böyle bir strateji değişikliği gerçekleşecek mi sizin lig ilerleyişinizde? Ve bu sizde bir baskı yaratacak. Şimdi hedef takım haline geldiniz zaten. Evet. Meriç abi zaten biz kadro yapısı olarak, kulüp olarak, kulüp yapısı olarak o hedefe kilitlenmiş durumdayız. İnsanlar da zaten bunu bizim o hedefe oynayacağımızı aşağı yukarı biliyorlar. Hani baskı yaratacak mı derseniz biz zaten oraya hedefe odaklandık. İlk ikiye odaklandık. Ha bugün liderliği bekliyor muydunuz derseniz açıkçası ben sadece 3 puanın peşindeydim. Ama fark olunca liderlik de geldi. Onun için de mutluyum. Bu bizde baskı yaratmaması gerekir. Çünkü oyuncularımın büyük çoğunluğu şampiyonluk yaşamış oyuncular, Süper Lig'de oynamış oyuncular, kariyerli oyuncular. Bu baskı yaratma yerine aksine bize özgüven depolayıp biz maçlarımızı daha özgüvenli oynayıp bunun ağırlığını taşıyabilecek bir takım olmamız gerekir. Öyle de bir takımız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bunun bu şekilde olacağı belliydi yani açıkçası. Çünkü her önceki oynamış olduğumuz iki karşılaşmada da hiçbir şekilde 11 kişiyle sahayı 90 dakikayı tamamlayamadık. Bu Giresun'da da öyle oldu. Son iç sahada oynamış olduğumuz Balıkesir karşılaşmasında da öyle oldu. Bugün de böyle oldu. Yani oyuna iyi konsantreli bir şekilde başladık. Duran toptan gereksiz yani. Çünkü maçtan önce de Nobre'yi zaten tüm Türkiye biliyor. Gereken önlemler de alınması için oyuncularımıza söyledik ama maalesef tecrübenin kurbanı olduk birinci kolda. Ondan sonraki süreç organize olarak yani çünkü bizim takım olarak da doğru yerde durup doğru şekilde mücadele edip ondan sonra pozisyonlar üretmemiz gerekiyor. Bir yere kadar geliyorsunuz, bir yerden sonra final paslarında tecrübesizlikten kaybediyorsunuz. İkinci devre kırmızı kartı yedikten sonra da zaten maç tamamen koptu. Ama ona rağmen yediğimiz gollere bakıldığında yani 5 golün 3 tanesini biz verdik. Bireysel hatadan. Yani bu seviyede TFF 1. Ligi'nde bu kadar hata yaparsanız o zaman rakipler affetmez. Bu bir gerçek. Ama bu çocuklara kesinlikle bir şey yani onları suçlamıyorum. Kesinlikle değil. Çünkü bu kadar genç arkadaşı bir arada oynattığınız zaman bu tür hatalar olacaktır. Bunda yani bundan dolayı da onlara ne kırgınız ne de kızgınız. Kesinlikle değil. Çünkü mücadele anlamında yapabileceklerinin en iyisini yaptılar. Onunla ilgili bir yani ufak kuşkumuz yok. Yalnız bu şekilde gitmeyecek. Gidemez yani. Sonuçta artık 3. lig haftasını geride bıraktık. Önümüzde 31 hafta kaldı. Sezon başına belirli bir parayla başladık. Ama şu anda 8 puan rakiplerin gerisindeyiz. Biz halen belki de hayal kurmaktayız. Çünkü biz hayatta değiliz.
Şu anda hayatta değiliz. Çünkü 3 gün sonra hayatta olup olmayacağımız belli olacak. Ama halen şampiyonluk sevdasıyla kendi kendimizi oyalıyoruz. Yani biz şu anda acile gittik hastaneye. Durumumuzun ne olduğu belli. Ama bize diyorlar ki tatlı yemeyin. Yani biz önce bir hastalıktan bir kurtulalım. Önce bir ayakta kalalım. Önce bir şu lisans işini çözelim. Ondan sonra hedeften bahsedelim. Ondan sonra bazı şeylerden bahsedelim. Yani açıkçası çok üzücü. Yani bu taraftara, bu şehire bu kadar yani insanların duyarsız kalması açıkçası beni şaşırtıyor. Ya insanlar işin ciddiyetini algılayamıyorlar. O da olabilir. Ama futbolda şaka yok. Futbolun şakası olmaz. Yani Ordu Sporu şu anda nerede? Erciyes Spor şu anda nerede? Mersin şu anda nerede? Antep şu anda nerede? Yani çıkmak çok zor. Ama aşağı doğru inişler çok kolay ve çok çabuk. Eskişehir Spor bunu kesinlikle hak etmiyor. Çünkü Eskişehir Spor karşılaşmadan önce de söyledim. Hem Gençler Birliği hem Eskişehir Spor Süper Lig'e yakışan iki takım. Ve orada mücadele etmesi gereken takımlar. Ümit edelim ki 3 gün sonra olumlu. Çünkü 3 günümüz kaldı. Çok fazla bir zamanımız da kalmadı. Yani 3 gün sonra ya Eskişehir Spor olacak veyahut da bundan daha acı senaryolar devam edecek sezon içerisinde. Yani etkili olan kişilerin artık bu saatten sonra gereken sorumluluğu almak zorundalar. Yoksa şu anda 12 tane arkadaşımızın lisansı çıkmadı. Onlara çok fazla bir şey olmaz çünkü hepsi de iyi futbolcular, iyi profesyoneller. Yani yarın bırakmış olsak 12'si de değişik takımlara gider. Biz de belirli bir süre sonra gider bir yerlerde çalışırız. Ama camia ne olacak? Yani bu coşkulu camia bu kadar takımına bağlı olan insanlar ne yapacaklar? Çok merak ediyorum gerçekten. Eskişehir'de şu anda tek eğlenceleri hafta sonu tek sevdaları var. Yani o sevdadan bunu kimsenin onların elinden almaya hakkı yok mu? Ki çok basit yani çözülmesi de. Çünkü örnekleri çok fazlasıyla var. Ümit edelim ki hepsi olumlu bir şekilde önümüzdeki günde gelişir. Ve biz de önümüzdeki haftadan itibaren sahaya çıkarken 31 haftada kalsa en azından bir hedef belirleriz. Ve ona o doğrultuda da çalışırız. Ki bunu yapacak camiaya sahibiz. Bunu yani en ufak bir kimsenin kuşkusu olmasın. Ama önemli olan kırgınlıkları, kızgınlıkları birbirine olan öfkelerini bir kenara bırakıp bu şehrin sembolü olmuş, coşkusu olmuş tutkusunu yok etmeyelim. Evet. Soru soramam. Hocam biz bugün belki Yenikent Osmanlı Stadı'nda Eskişehir Spor'u izledik ama gördüğümüz fotoğraf bir Türkiye fotoğrafıydı. Biraz önce de bunu çok güzel ifadelerle izah ettiniz. Biz nerede yanlış yapıyoruz hocam? Gerçekten bilgisine, görüntüsüne, eğitimini iyi aldığına inandığımız bir teknik adam olarak. Biz nerede bu hataları yaptık ve böylesine bir futbol kültürüne sahip bir kentin bu hüznünü niye yaşadık biz bugün bu kadar? Yani şimdi bunu bireyselleştirmemek lazım. Yani şu anda Eskişehir Spor'un borcu diğer takımların belki onda biri. Çünkü çoğu takımın daha fazlasıyla borcu var. Yani bu bir gerçek. Ama sıkıntı Eskişehir için bu ligde olması. Şimdi Ali abi sorunun cevabını herkes çok iyi biliyor. Anlıyor musun? Ama
biz orada yetkili değiliz bunları. O sizin sormak istediğiniz veyahut da o önlem alınması için gereken çalışmalar için biz yetkili değiliz. Yani istediğimiz kadar konuşalım, hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü ben 2007 yılında ilk defa Türkiye'ye geldim, aynı şeyleri konuşuyorduk. Bugün 2018 yılındayız, yani 11 yıl geçti. Yine aynı şeyleri konuşuyoruz. 10 yıl sonra yine aynı şeyleri konuşacağız. Yani hiç değişen bir şey olmayacak. Hiç değişen bir şey olmayacak. Çünkü Bilic'in çok doğru söylemiş olduğu bir şey var yani. Yetkisi olan insanlar bu işi bilmiyor. Ya doğru yönetmiyor. Bilgisi olan insanların da yetkisi yok. Ki bana göre çok yani tam altı çizilecek cümleler yani. Çok doğru. Bu kadar yönetimlerin değiştiği, bu kadar sirkülasyonun olduğu bir yerde yani siz takım olamazsınız. Sıkıntı yaşarsınız. Bu bir gerçek. Biz yeni takım kurduk. 12 tane yeni oyuncu aldık. Geçtiğimiz sezonlar 10 tane, 11 tane, 12 tane kadrosunda olan takımlar da 12-13 tane aldı. Yani biz şov peşindeyiz. Yani gerçekten. Çünkü ne kadar çok transfer yaparsak taraftarımız o kadar mutlu. Ne kadar çok gibi isim getirirsek o kadar mutlu. Ama biz gerçeklerle uğraşmıyoruz. Maalesef. Biz görüntüyle uğraşıyoruz. Vitrinle uğraşıyoruz. İçerisi boş olsun önemli değil. Yeter ki vitrinimiz güzel olsun. Yani insanlar vitrinden bakıp geçiyor nasıl olsa. İçerisini bilmiyor. Ama önümüzdeki dönemlerde eğer buna gerekli önlemler alınmazsa sayılar çoğalacak. Yani nasıl geçmişte 5-6 tane takımımız Avrupa kupalarına gitmiş, Türkiye kupaları kazanmış takımlarımız şu anda 3. liglere, bal liglere yok. Hatta şu anda yani esamesi olmayan takımlarımız varsa bu sayı her geçen gün çoğalacak yani maalesef. Ama bunu önlemek lazım yani. Sor. Hoş geldin Meriç abi. Merhaba hocam. Merhaba. Geçmiş olsun. Sağ ol abi, teşekkür ederim.